Anneciğim, ne dersin acaba, sence de buraya göre fazla abartılı giymiş değil miyiz? İhtiyarın ne istediğini bilmiyorum ki. Bizi bu pis yere getirdi ve gülünç duruma düşürdü. Anne, unuttun sanırım. Biz nasıl bir yerde evlendik, hatırlamıyor musun? Bırak şimdi, kapat o meseleyi. Ne oldu? Neden orada duruyorsunuz? Gelin içeri geçin hadi lütfen. Ben de size içecek servisi yaptırayım. Ama lütfen oturun. Burada nereye oturulur ki? Biri bir şey ikram edecek mi yoksa kendim mi alayım? Bakar mısınız? Soğuk bir şey getirin bana. Tabii efendim, hemen getiriyorum. Kendini beğenmiş olduğu çok belli. Ona iyi bir ders verme zamanı geldi. Abi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni o kadar korkuttun ki. Aliye, ben bu düğüne katılamam. O kadınla asla evlenemem. Ne? 2 geceden beri uyumadan düşünüyorum ve... Onunla evlenmemeye karar verdim. Tanıdığım başkasıyla evlenemem. Ne oldu şimdi sana abi? Neler söylüyorsun? Onunla evlenemem Aliye ve artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Özür dilerim. Bağışla abi. Bunu sadece benim için yaptığını biliyorum. Ama bu son günü artık. Sonra sen de özgür olacaksın. Burası çok sıcak değil mi? Endişelenme. Ben her şeyin çabucak bitmesini sağlayacağım. Tamam. Her şeyi ne güzel hazırlamışsınız. Aslında itiraf etmeliyim ki hiç böyle bir düğün planlamamıştım. Bir düğüne bu kadar çok konuk geleceğini asla düşünmemiştim. Çünkü... Burası o kadar geniş bir yer değil. Hiç önemi yok. Ne kadar çok konuk gelirse yeni evli çiftin evliliğinde bereket o kadar artar. Siz içinizi rahat. Teyzeciğim, eğer büyük annem sorun olmadığını söylüyorsa senin de endişelenmene gerek yok. Neden kendini üzüyorsun? Biz sadece Pragya'nın bir an önce buraya gelmesini istiyoruz ki düğün başlasın, onu alıp evimize götürelim. Tamam canım, ben Pragya'yı getiririm. Peki hadi. Ne kadar güzelsin kızım. Oyuncak bebek gibi görünüyorsun. Tanrı seni nazardan korusun. Sana verdiğim ipi hala çıkarmadın, öyle değil mi? Ha, iyi. Hadi, herkes seni bekliyor. Aman tanrım, kör müsün, önüne baksana. Çok özür dilerim. Kes sesini, sürekli karşıma çıkıyorsun. Ben de senin için aynı şeyi söyleyebilirim, sen de benim karşıma çıkıyorsun. Bak küçük hanım, sakın unutma, bana cevap verilmesinden hiç hoşlanmam. Ben mantıklı konuşuyordum, sen tartıştığımı sandın. Sen gelinin ailesindensin, konuşmalarına dikkat et. Biz senin ailenden hiçbir şey istemedik, başımız dik. Şimdi izninle, çok işim var. Aptal kız. Bakın, işte Pragya'da geldi. Ne bu? Neden bu kolyeyi taktın kızım? Daha pahalı olanı takman gerekirdi. Aslında ikisini birden takacaktı ama sonra çok ağır oldu. Sadece bunu taktı. Umarım yanlış anlamazsın. Hayır hayır. Nasıl isterse öyle yapsın. Bu da çok yakışmış. Kolye gerçekten ağır mı geldi yoksa bir yere mi sakladın? Bülbül. Hadi ablana eşlik et.
Elektriğe ne oldu birden? Ne yapacağız? Daha önce hiç elektrik kesintisi olmazdı. Ne oldu şimdi aniden? Sürender, git sigortaları kontrol et. Sigorta atmış olmalı. Bu sıcakta elektrik kesildi. Ne oluyor şimdi? Endişelenme. Şimdi bakarız. Gel kart. Anne, elektrikçiye telefon edelim. Evet, sen git elektrikçiyi ara hemen. Büyük anne. Evet. Elektrikçinin gelmesi yarım saati bulurmuş. Yarım saat mi? Ama burası çok sıcak. Ne oldu bu elektriğe? Bize bu mahallede yardım edecek tek bir kişi var. Bence onu çağıralım. Süreyş'i. Of, burası ne kadar sıcak. Bayılacağım şimdi. Buyurun. Mendil getirdim. Yüzümüzü silin. Kartik, bana çakmanı ver. Burası çok sıcak oldu. Sence de uygunsa töreni bu ışıkta yapabiliriz. Tutar mısın? Teşekkürler. Aramızdaki bağ karanlıkta mühürlendi. Dilerim bu bağ hayatımıza ışık getirir. Böyle bir şansımız hiç olmasaydı. Neyse ki elektrik tam zamanında geldi. Baksana, hayatımıza ışık veren adam işte orada. Sıcak beynini eritti herhalde senin. Sen de yüzüne bir baksana. Ne varmış yüzümde? Fazla makyaj yüzü karartır derler. Tabii tabii. Bana mendili veren o kadın değil miydi? Evet anneciğim. Sesi onunkine benziyordu. Kimdi acaba? Kime sormalıyım? Tamam, ona soracağım. Tamam, şimdi tam sırası. Affedersiniz. Evet. Merhaba, ben Bülbül. Pragya'nın kuzeniyim. Ve sen de? Ben abinin kuzeniyim. Abinin işlerini yürüten menajeri sen misin? Hayır, karıştırdın. Menajeri Prab. Abinin işlerini Prab yönetir. Prab nerede? Bilmiyorum. Her zamanki gibi abinin işlerinin başında olmalı. Sorun çözüyor. Keyfine bak. Tamam. Her neyse. Neden Prab'ı sormam gerekti sanki? Nasılsa artık bir şey fark etmez. Abi,
Düğünde şarkı söylemeyeceğini duyduk ama Rak Yıldızı'nın düğününde müzik olmazsa olmazdır, değil mi? Şarkıcı arkadaşlarımdan kimseyi davet etmedin mi acaba? Mesela senin gibi büyülü sesi olan birini yani. Benim gibi bir erkek şarkıcı daha yok. Ama benden daha iyi olan bir kadın şarkıcı var. Şarkıları da çok popüler. Kim o? Şırada. Şırada Kapur mu? Şırada Kapur. Hem oyuncu hem de şarkıcı değil mi? Ama nerede şimdi? Az sonra burada olur. Ama oyunculuğundan önce sesini dinleme fırsatınız olacak, anlaştık mı? Pekala. Hadi, beni de gelinle tanıştırsana. Tabii. İzninle. Bu benim nişanlım. Ve bu da Şırada. Merhaba. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. 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 Bir fotoğraf çekebilir miyim? Evet, tabii. Hemen dönelim. Tabii. Sesin ne kadar güzel, çok etkileyici. Evet biliyorum ama teşekkür ederim. Madem bu kadar güzel bir sesin var, özür dilerim ama neden öyle şarkılar söylüyorsun? Daha güzel şarkılar da söyleyebilirsin. Mesela? Mesela onunla az önce söylediğin şarkı gibi. O da çok güzel şarkı söylüyor. Evet doğru. Neyse. Müzik böyle işte. Kabul etmek lazım. Nasılsa anlamazsın. Hemen dönerim. Aslında ilk olarak birinin onu eleştirdiğini gördüğüme çok sevindim. Çünkü insanlar her söylediğini kabul ediyor. Söylediği her şarkıyı beğenip onu hep alkışlıyorlar. İlk defa olarak biri ona müzik tarzını geliştirmesi gerektiğini önerdi. Bence buna gerek vardı. Ama büyük anne, umarım sözlerim onu rahatsız etmemiştir. Hayır asla. Böyle şeyleri hemen unutur zaten. Sen endişelenme. Sen kimi arıyorsun? Sid'i bekliyorum. Nerede o? Gösterişli bir giriş yapmayı planlıyordur.
Bekle biraz, gelir. Nasılsın? İyiyim. Seni Vahşi ya. Sonunda evleniyorsun. Evet, birdenbire oldu zaten. Neyse boşver. Çok yakışıklısın bugün. Teşekkür ederim. Ama görüntü yetmez. Herkesten daha iyi olduğunu kanıtlaman lazım. Hayır. Hadi yapabilirsin. Hadi. Peki o zaman. Ha? Sana mutluluklar diliyorum. Sadece tebrik etmen yetmez ama. Hediyem nerede? Sana en iyi hediyeyi getirdim. Motor senin. Ciddi misin? Evet. Çok güzel. Mutlaka kullanacağım. Ha, yeni filmim Kötü Adamı izlemeye bununla geldim. Elbette. Ha, sanırım fragmanlarını gördüm. Müthiş olmalı. Özellikle de Terry Gallian'ın şarkısı. Aman sanırım muhteşem bir şarkı. Yalnız merak et. Filmde kötü adam kim? O mu? Evet. Yaklaş biraz. Filmi izle, sonra konuşuruz, olur mu? Peki. 7 Haziran'da. Elbette. O zaman görüşürüz. Kaç soru sorabilir miyiz lütfen? Evet, izninle. Tabii. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Evet, seni çoktan beri görmedim. Sen ne dersin? Bu filmin kötü adamı kim olmalı? Bilmiyorum. Ama genelde aşk hikayelerinde kötü adam başkalarının mutluluğunu ve aşkını çalan kişidir. Ya sen? Böyle çok aşk hikayesi yok ettin mi? Ne? Kaç aşk senin yüzünden bitti? Seni hiç anlamıyorum ben. Rahatsız ettiğin için bağışlayın ama eğer senin aşk hikayendeki kötü oysa onun aşk hikayesindeki kötü karakter kim? Benim. Onun aşk hikayesindeki kötü benim. Oh, mükemmel çözüm. Bizim film kötü adamın aşkı hakkında. Eğer ikiniz de hikayede kötüyseniz kahramanlara gerek kalmıyor artık. Evet, doğru. Neyse, ben çekime gitmeliyim. Tebrik ediyorum. Görüşürüz. Mutluluklar dilerim. Geldiğin için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tebrik ederim. Geldiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Filminizi mutlaka izleyeceğim. Teşekkür ederiz. Evet, izle. Mutlaka. Görüşürüz. Görüşürüz. Kötü adamı izleyeceğim. Sen de izlemelisin. Beğeneceksin. Neden? Neden mi? Kötü adam hikayesi de ondan. Ne demek bu? Sen benim şarkılarımla olay edersen ben de böyle derim. İzninle. Birazdan dönerim. Al. Kim o? Şuradaki. Bilmem. Sid ya da Şırada değil. Belki de reklamcılardan biridir. Yoksa gerçekten filmin kötü adamı olmasın? Bence tıpkı sana benziyor.
Şimdi de sinduru alınlarınıza sürün. Raşna kızım, sen bu kadar ağır çantalar taşımamalısın. Karnındaki bebeğe zarar vereceğini bilmiyor musun? Gel buraya Raşna. Ne yapıyorsun orada? Ben sana ağır şeyler taşımayacaksın demedim mi? Ben onları yarın getirirdim canım. Nereye bakıyorsun? Yok bir şey anne. İçeri girelim. Sen haklı çıktın. Bana bir gün kaderinde yazılı olan erkekle evleneceğini söylemiştin. Bugün benim hayallerim, senin de dileklerin gerçek oldu kızım. Baba düğün çok güzel oldu. Herkes o kadar mutlu ki. Hayır hayır dur bakalım, bu iş oldu. Daha bitmedi. Bize para verirsen ayakkabıları geri alırsın. Peki. Hadi bakalım. Alın. Bu ne? Bu yetmez ki. Parayla ayakkabıların tabanını bile göremez. Dur bir dakika Purvi. Sen Rock Yıldız'a abisin. Ününe yakışan bir bahşiş ver bize. Ben bu parayla yeni ayakkabı alırım. Peki tamam, seni kızdırdık galiba. Paranı sakla. Yeni bir çift ayakkabı alırsın. Ama bir şartla. Buradan çıplak ayakla gitmen gerekecek. Ay. Hadi ver şu parayı. Zaten hepsi paranın peşinde. Peki. Bu kadar yeter mi? Evet. Ayakkabılarım. Beni hadi ben. İşte ayakkabılar. Sorun değil. Kendim giyerim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu da servet. Yeah.
Merhaba sevgilim. Tebrik ederim. Sonunda evlendin. Şu anda hiç neşeli değil. Bu benim hayatımın en kötü günü. Hadi ama tatlım. Sadece birkaç gün için. Hemen moralini bozma öyle. Anlasana. Neler oluyor orada? Ben de film gibi izliyorum. Herkes drama kraliçesi olmuş. Bu gözyaşlarıyla başkalarını kandırabilirler. Neyse artık gitmeliyim. Oyuna devam edeceğim çünkü. Pekala. Seni seviyorum. Abi. Oğlum. Benim kızım dünyanın en iyi insanı. Lütfen ona çok iyi bak. Keşke kızının ne kadar kurnaz olduğunu bilseydi. Keşke ona hiç bakmayacağımı söyleyebilseydi. Yakında hepsinden kurtulacak. Kızım, şimdi sağ ayağınla kaseyi devir ve sonra da yeni evine adım at. Seni yalnız bırakmamı istemiyordum. Gelip seni bulmamı bekledin, değil mi?
İşte buradayım. Her zaman doğrunun yanında ve her zaman sevdiklerini koruyor. O çok masum bir insan ve sadakatli biliyor. Ve ben de büyük annemin benim için en doğru seçimi yapacağını biliyorum. Benim sana seçtiğim kadınla evlendim. Hayatında yeni bir dönem başlıyor. Ragi artık senin sorumluluğunda. Ona çok iyi bak. Ömür boyu mutlu olmanızı dilerim. Ragi'ye odasını göster. Büyük anne ben... Hiç uzatma, bu gece seni rahat bırakmayız. Yoksa sen aklın sıra bizden kurtulacağını mı sanıyordun ha? Yeni hayatına başlamadan önce aramızda bir parti verelim diyorum. Yarın da parti yaparsınız. Baksanıza ikisi de çok yoğun. Ben de onlara eşlik etmek istiyorum. Yoksa hayat boyu beni rahat bırakmazlar. Abi anlamıyorsun galiba. Büyük anne. Bir şartım var. Dinle beni. Tamam partiye git ama erken bitir. Biter bitmez de gel buraya. Peki büyük anne. Erken gelmeyi aklından çıkar. Eğer partiden kaçmaya çalışırsan seni ilk günden kılıbı koca ilan ederiz, haberin olsun. Hadi gidelim. Nemret. Hadi. Raga'yı abinin odasına götür. Hadi kız. Sen de dinlen abi. Sizinle daha önce tanışmadım. İzin verirseniz kendimi tanıtmak istiyorum. Merhaba. Adım Nemret. Abinin kuzeni ve Akash'ın da kardeşi oluyorum. Raga. Biliyorum. Sen abiyi sihirlemeyi başaran tek kadınsın çünkü. Hadi anlatsana bize. Hayranları ve mankenler onun peşindeyken sen kalbini kazanmak için ne yaptın? İzninizle. Ben artık gitmeliyim. Neden onunla şakalaşmaya başladın? Bırakalım da Pragya dinlensin. Çok yorgun olma. Özür dilerim. Lütfen yanlış anlama Pragya. Aslında ben konuşmayı çok severim. Hadi gidelim. Hayır, hem de hiç. Ragi olmadan uyumaya alışamadım. Kim koymuş bu kuralları? Neden kadınlar evlenince ailelerinden uzaklaşıyor? Evet, biliyorum. Ragi senelerdir bizimleydi ve şimdi gitmesi beni gerçekten çok üzüyor. Neden yapmadınız hala? Sen neden uyuyamadın? Çünkü ben şey yapıyordum. Ben sonra... Lafı geveleme, ha? Bana bak. Yüzüme bak. Bizim... Hepimizin bir sorunu var anne.
Ne demek bu? Yani bu sorunlar herkese bulaşıyor gibi. Neymiş bulaşıcı? Ragya'yı özlemi. Hadi gel onu arayalım anne. Daha uyumamıştır zaten. Telefonum nerede? Hayır gelin. Şimdi herkes onun yanındadır. Evdeki törenleri yapıyorlardır. Bir şekilde beraberdir, olmaz. Yarın sabah ararız. Ne zaman yarın olacak anne? Hadi. Hadi yat uyu artık. Hadi Bülbül, çok ilaçlısın. Anne lütfen. Hadi Bülbül. Yarın sabah ararız. Hadi sen de yap. Çabuk. Bu saatte telefon falan olmaz. Hadi. Evet ama... Burada kuzeninle beraber mi kalacaksın? Evet tabii. Bu yüzden Pragya ile beraber geldim. Ama sen Pragya ile kalırsan Abi ile beraber nasıl zaman geçirecek? Doğru. Rahat mısın Pragya? Hadi git Pragya'ya su getir. Başka bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver. Tamam mı? Alo Rabun. Şimdi neredeyim biliyor musun ha? Abinin odasında. Dak Yıldızı abinin odasındayım. Öyle güzel bir yer ki. Üstelik de müthiş bir ses sistemi var burada. Nimrit, biliyor musun? Ben hep abinin bir mankenle evleneceğini düşünürdüm ama... Mankenli oyuncular sadece filmde ve podyumda güzel görünür. Ama ben abinin seçiminden çok mutlu oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.